Çelik Tepe Karakolu, bir subay, bir assubay, bir uzman çavuş, 15 erbaş ve erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol. Sağ ol. Kerkükli. Osman. Ulan siz ne işiniz var ya lan burada? Buradayız komutanım. Ulan çok sevindim ya lan ben bu işe ya. Vay arkadaş ya. Kerkükli gel hele gel. Gel hele. Ya ben bu işe çok sevindim ya. E tabi oğlum biz bizi nerede bulacağız? Hacı Hacı'yı Mekke'de, Hoca Hoca'yı Tekke'de, Deli Deli'yi Dakka'da bulurmuş. Teğmen gel hele gel. Emredin komutanım. Teğmen şanslı adamsın ha. Uçak savar bataryası gibi adamlarım var ya. Sağ olun komutanım. Bunlar var ya bunlar. Bunlar aslan parçası aslan. Ne parçası? Full aslan. Sağ olun komutanım. Çok sevindim, çok. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Rahat da dinleyin oğlum, rahat da. Rahat olun. Bakın arkadaşlar, ben şimdi buraya geçici görevle geldim. Ben öyle botun boyasına, halata tırmanana, düdüğü neresine taktığına, hızlı koşana, ona buna bakmam. O işlerle işim olmaz. Ben adamın neyine bakarım? Maçası sıkanına bakarım. Ona da dağda bakarım ha, dağda. Orada belli olur. Bir şehidimizin kardeşi onlar da. Biz gidip o çocuğu oradan alacağız. O çocuğu oradan alıp geri getireceğiz ki o şehidimizin anası, babası bir daha evlat acısı çekmez. Ha! Bununla bitmeyecek. O çocuğu oraya alıp götüren ya**a aşağı indirip falakaya yatıracağız. Göreceksiniz. Yatıracağız. Anlaşıldı mı? Evet aziz oğlum. Duymadım. Evet aziz oğlum. Kerkükli. Buyur komutan. Çiftçin darma geliyor lo kaymakam konağından. Fiske vurur. Çayınız yok mu oğlum? Ya olmam komutan ya. Yürü hadi şu oğlum lan yürü hadi lan. Tabi oğlum askerlik o zaman öyle. Şimdiki askerlik askerlik ulan. Ver gözüm ver. Dağıt elle dağıt. Şimdi o zamanlar Teğmen'im. Baba da bizim bölük komutanımız. Baba komutanım? Hüsamettin Albay lan. Yavuz Er. Neyse. Telsiz elimde. Arkadaş nasıl bağırıyor? Nasıl bağırıyor? Nasıl kalaylıyor? Bir kalay aklın durur. Baba adam ya kalaylar yani. Dedim komutanım yok. Ulan nasıl bağırıyor lan oğlum nasıl yok? Yer yarıldı yerin içine mi girdi diye bağırıyor. Arkadaş yoklar. Ulan baktım bu çok bağırıyor. Telsizin sesini kapattım. Gece karanlık, zifiri karanlık arkadaş. Komandolarım önünde tek kol yürüyoruz. Kilisli bir oğlan var Ramazan. Bacak ama uyanık olan. Onu öne koydum.
Böyle önden gidiyor, ben de onun izinden tek tek gidiyorum. Arkadaş bir baktım. Ramazan'ın arkasından iki tutam saç sarkıyor. La be! Komutanım özür dilerim. He ulan ben de öyle dedim oğlum. Ha ulan dedim. Ulan bu ne? Ana! Ulan dikkat ettim baktım ki. Öndekiyle onun öndekinin sırtında keleş var. Ana! Çok acayip lan. Usulca Ramazan dedim. Ne oldu biliyor musun? Tekmil 4 sıra arkadan geldi. Teröristler. Lan arkadaş, yavaş yavaş pozisyonumu aldım. Yap dedim, sıkmamla cayırdı koptu arkadaş. Ortalık birbirine girdi. Üstüme iyi sağlık Allah Allah ya. Ulan meğer aramıza sızmışlar, bizi önden önden götürüyorlar. Aşağı uyanmasak bizi kıtır kıtır kesecek şerefsizler. Oğlum bak madem burada kaldınız, sessiz olun, uyanık olun. Gözünüzü dört açın. Gözünüzü dört açın. Çavuş sen miydin lan? Emret komutanım. Hadi yürü şu koğuşlara bakak da gelin. Emredersin komutanım. Yalnız komutanım, harbiden çok kafa adamsın ya. Bize burada hem macera dinlettirdin hem de böyle aşıklar kahvesi gibi muhabbet ettik yani. Hoşlaştın mı lan Karagöz? Ne yapıyorsun oğlum sen lan? Ne yaptım oğlum? Gene ne yaptım ben? Ne yaptım? Karagöz değil, Karabaş, Karabaş. Oğlum adam 10 değil, 100 değil. Bin başı binin başı. Öyle konuşulur mu ya? Benim mesafeli tavrımdan bir şey öğren. Allah Allah. Öyle değil mi ama? Oğlum, senin bağını sıkı tut azıcık lan. Oğlum Arif neşeli falan görünüyor mu? Bir çakarsa fena çarpar ha. Dikkatli ol. Ramazan değilmiş ama bak, teröristlermiş. Hay babanın kemiğine ya. Ha güzel güzel. Isınıyor mu la bura? Isınıyor komutanım. Yemekleriniz nasıl çocuklar? Gayet iyi komutanım. Silahlığı buraya yapmışsınız ha? Aferin lan güzel. Tabii gözüm ya ben severim. Silah dediğin baş ucunda olacak arkadaş. Aferin. Vallahi tebrik ederim kim düşündüyse. Güzel güzel. Dut! Aferin. Reflekslerin iyi. Neresin sen? İstanbul komutanım. Yani? Yani komutanım. Oğlum hiç kimse İstanbullu değildir. Yani Fatih Sultan Mehmet'in amcaoğlu değilsen tabii. Ama komutanım biz Üsküdar'lıyız yani. Ondan önce de Kızıklı'da mandıra işletiyormuş büyük dedemiz. Yani. Sen muhacirsin. Muhacir? Oğlum sen bak sen Boşnak'ta olabilirsin bir ihtimalle. Aslında Kırım Türklerine de benziyor sanki komutanım biraz. Yani buradan bakılınca. Taner'cim, dön bakayım. Bu bizim köyden değil komutan. Yok oğlum, bak ben sana söyleyeyim. Ya Yanya, ya İşkodra ya da Filibe. Ben Kosova Tugayı'nda bulundum. Oğlum bilirim bu işleri, anlarım ben. Belki de ebesi muhacirdir komutanım. Nesi? Yok oğlum, yok lan. Muhacir işte, görmüyor musun? Bak elmacık kemikleri falan böyle çıkık çıkık. Anlarım oğlum ben bu işten ya. Malatyalı da olabilir komutanım. Yani olamaz mı? Yani şimdi Kosova deyince tabii Kosova nere, Malatya nerede yani? Ulan Karagöz sen de hakikaten gerizekalı çıktın ha. Ne alakası var ulan? Ne alakası var? Allah Allah. Muhacir Çavuş. Emret komutanım. Çay mayı da söylemiyorsun. Emredersiniz komutanım. Günaydın beyler. Oo. Sağ olun komutanım. Oh iyi geldi bu temiz hava bana ya. Özlemişim arkadaş ya. Bunlar kim lan? Aydat Eymen komutanım. Tugay'dan. Personel kısım amiri. Ha. Güzel. Ya nerede benim uçak sefer bataryası? Komutan. Benden duymuş olmadı.
çok kaytarıyor çok. Vallahi. Tut hele tut. Ya niye öyle söylüyorsun şimdi ya? Babam niye bu saatten sonra iş çevirsin bu yaştan sonra falan? Lütfen yani. Hem ayrıca babamı beygir ısırdı diye bu oğlu fena bir insan yapmaz ki anne. Allah'ını seversen bak vallahi çok çok işim var anne gözünü seveyim. Ne yapıyorsun lan? Manitacılık mı yapıyorsun? Yok, he? Komutanım annem. Annem. Ana! Ya nasılsın ellerinden öperim. Ya ama senin bu oğlan çok hayta ya. Vallahi çok hayta ya. Sen kimsin be? İbrahim. Hatlar karıştı herhal. Ya teyze ben bir başı Mevlüt Mevlüt. Ellerinden öperim. Ellerinden öperim de senin diyorum. Bu oğlan hayta ya. Test. Beni bak. Sen benim kuzumu arkasından öyle et. Konuşma bak hem. Zevzek. Ula bu vallahi oğlunun anası. Kurban olurum ben sana. Oy ben senin ellerinden öperim. Ya ana. Sen şimdi bunu ev veremiyorsun da değil mi? Ama kim alır ki bu haytayı? He? Vallahi bunu kim alsın ki evde kaldı bu. Aman aman sen kendine bak. Allah'ımın kalmışı. Beni bak. Binbaşımın, on binbaşımın. Her ne alsan. Oraya gelir bak dersini verin ha. Ne deli konuşma benimle. Binbaşı mı diye bu? Sen bana Osman'ı ver bakayım. Çabuk. Sen oğlumun telefonunu niye eline alıyorsun ha? Niye alıyorsun? Aa bu, ulan giydiriyor yara bana bu. Özür dilerim komutanım. Görüyorsun değil mi? Olmayanına çoluk çocuk atı veriyorlar böyle. Aman aa. Ya bu bir başa diye bu laflar. Yandım ben arkadaş ya. Anacığım hadi ellerinden öperim. Hadi Osman arar seni sonra. Hadi öpüyorum sağ olasın. Kapattı. Bak suratıma telefonu kapattı. Hadi oğlum bir daha çıkar. Emredersiniz komutanım. Personel kısım amiri Teğmen Tuna. Sen burada mı kalacaksın Teğmen? Evet komutanım. Niye sen personel değil misin ya? Yavuz Eralbay'ımın emri komutanım. Ha. İyi tamam o öyle dediyse bir bildiği vardır mutlaka. Tamam peki. Osman hadi oğlum. Hadi. Poyraz, kaç, bin. Hele gel gel. Emredin komutanım. Sizin aranızda bir şey mi var? Aramızda mı komutanım? He aranızda bir şey mi var? Nasıl yani komutanım? Yani nasıl aramızda komutanım? Yani aramızda derken komutanım? La oğlum şapşırma lan şapşırma. Bunda bir şey yok. Normal olabilir. Bunda bir şey yok ki. Allah Allah. Sadece çizgiyi geçme yeter. Güzel kız. Kariyeri de var. Olur yani. Komutanım şimdi şey yani ben... Tamam gözüm tamam. İşe bak, kıza bakma. Hadi, hadi. Emredersiniz komutanım. Aç oğlum. Ben en az birçok kalayla durma telefonda ya. Kalaylar o komutan kalaylar. Ya sakın aklına bir şey gelmesin ha. Maraşal olsa o vız gelir o tırıs gider bildiğini söyler yani ya. Vallahi öyle ya. Sağlıkları nasıl iyiler mi bari? Çok şükür iyiler komutan. Öyle kavga dövüş devam ediyor işte. Maşallah hele be iyi ki komutan.
Yani bu könül mönül işlerinden umumiyetle kavga çıktığı da oluyor yani. Ne? Ha canım. Vallahi buna inanmıyorum. Vallahi. Öyle komutanım ya. Öyle yani. Aslında hikaye şöyle. Babamın bir tane takıntısı var. Kronik. Ama işte teyze aslında yani öyle. Önemli değil. Yalnız annem böyle alarm sirenleri çalarak etrafta dolanıyor işte yani. Vay arkadaş, dayıya bak la, helal olsun dayıya ya lan. Vay be. Tabii annem de her şeyden nem kapıyor. Kolay bir kadın değil. Vay be. Senin işler nasıl? İşler derken komutan? Benim işler derken? Ne işler olacak oğlum? Gönül mönül işlerinden bahsediyorum işte. Kerkükli bizim yabancımız mı ya? Allah, sen de ne kadar kibar bir adam oldun ha. Yabancımız değil ya komutanım. Ondan oluyor zaten. Ya bir şey anladıysam terörist olayım. Heh. Toklu da geldi. Yaşadık la Osman. Vallahi öyle komutanım. Bulduk komutanım. İyi, aferin. Oğlum rızasıyla aldınız değil mi? Korkutmadınız adamı. Yok komutanım, dediğiniz gibi satın aldık. Ha, iyi. Tamam hemşerim, sağ ol. Allah razı olsun. Sen sağ ol komutanım. Komutanım adam para bekliyor. Ha, tabii. Hele tut şunu. Kaç para bu? 350. Oğlum bende o kadar para yok ya. Oğlum biz peşin peşin ağalık etmişiz. Biz de bakalım komutan. Ver. Yok yine tamam olmadı. Muzu öyle gel. Emret komutanım. Sende para var mı oğlum? Var komutanım. İyi. Şimdi benim sana ne kadar borcum etti? 220 lira komutanım. Oğlum sen bana parama faiz mi işletiyorsun lan? 220 borç borcum. Ne zaman yaptın? Öyle, ama öyle komutanım. İyi tamam, gittiğimde veririm. Şunun üstünü tamamlayın, arkadaşa verin, gönderin. Sağ ol hemşerim, hadi. Sağ olasın. Şişt, tostunu atmayın ha, bana lazım olabilir. Ya onbaşım, sen şimdi diyorsun ki koskoca genelkurmay biz piknik yapalım diye binbaşıyı gönderdi, öyle mi? Yani istersen öyle de dersin. Ama tohlu kazanın içinde yani. Dersi ben örgülemez. Vallahi abi zaten bu adam bununla meşhurmuş. Daha çıktı mı, vakti varsa muhakkak bunu yaparmış. Ben alsa yanına postası olarak. Yalnız parayı postasından alıyor Kamil. Bence ne istediğine dikkat etmen lazım. Doğru. O çavuştan aldı değil mi parayı? Gece burada mıyız yani? Arkadaşlar komutanların bir bildiği vardır. Siz yemenize bakın. Ulan bu da lokum gibiymiş ha. Ya Fatih, vurmasana şunu takır tukur. Duyacak komutan, ne oluyor orada diyecek. Biz de seninle beraber sakata geleceğiz. Allah Allah, iliğini çıkarmak istiyorum, ne var ya? Ben çıkaracağım şimdi senin iliğini. Ya çavuşum, şimdi bu arkadaşı yiyip de böyle iliğini çıkartmamak... ben be şeye benziyor yani. Neye benziyor Fatih? Ya şimdi Jennifer Lopez alt ranzada yatıyor, tamam mı? Sen de böyle ayaklarını yıkamışsın,
böyle armut gibi. Böyle ayağında terlikler şapır şıpır 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 geliyorsun, tamam mı? Hah, artı 18'e bağladık. Hadi bakalım. Böyle ayakların yıkanmış, paçalarını da sıvamışsın ama. Böyle geliyorsun, Jennifer Lopez böyle boylu boyunca uzanıyor. Jennifer Lopez uzanmış boylu boyunca. Sonra? Ya onbaşım, böyle abla iyi akşamlar deyip yukarı çıkmak gibi bir şey, böyle bir hödüklük olur mu yani? Bu mudur ya? Nedir abicim şimdi bu parçanın ana fikri? Vallahi çavuşum, Lopez diyorum, Jennifer diyorum, aşağıda diyorum. Ne oluyor lan orada? Al sana Jennifer. Emredin komutanım. Ne yapıyorsun lan orada tok tok tok? İlik komutanım. İlik? Evet komutanım. Sen gel lan buraya, gel gel. Gitti Fatih. Emredin komutanım. Sen ne yapıyorsun dedin lan? İlik çıkartıyordum komutanım ben. El bakayım el. Çök gözüm, çök çök çök. İyice çök. İyice bir çök bakayım. Hoşça kal Fatih. Ben bakamayacağım. Yaklaş yaklaş. Aferin lan sana. Ben eti yiyip iliğini bırakmayan adamın alnından öperim lan. Sağ olun komutanım. Aslında komutanım bizim tahta gibi ekmekleri böyle tepsiye yatırıp bunun suyunu dökeceksin böyle. Papara gibi oluyor o komutanın, tadından yenmez oluyor ya. Bu onunla olmuyor. O büyük hayvandan oluyor. Dananın kemiğinin iliğinden oluyor. Onu çıkarıyorsun, onu böyle kaynatıyorsun hafif. Üstüne böyle koyuyorsun. Buhar 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 oluyor böyle. Aa bir dakika bir dakika komutanım. Fırına vermeden önce onun böyle diye inciklerini cinciklerini çıkartıyorsun. O zaman ay ben size bir gün yapayım da yiyin komutanım ya. Fatih. Emredin komutanım. Abartma lan. Emredersiniz komutanım. La bu karagöz salak balak ama iyi olan ha. Ya komutanım, bunun dışı seni, içi beni yakar. Öyle mi? Şimdi ne yapacağız komutanım? Vallahi tokluğu fiyatla yedik. Allah bereket versin de. Burada biraz açıktayız komutanım. He. Gelip bizi de birileri yemesin diyorsun, değil mi Kerkikli? Ama göreceğiz kim kimi yiyecek. Göreceğiz. Hadi biraz kalkak şu araziye bakak. Kök saldık. Muzu! Emret komutanım. Al oğlum şunu. Osman. Hı? Ya şu Ankara'daki o büyük muazzam hastanenin adı neydi ya? Kata mı? Heh, Kata. Ben diyorum ki, Mehmet binbaşım Kata'dan kreşi kırmış olmasın? Takma kafana. Vardır bir bilgi. Komutanım. Onlar. Ha girdim. Zaten akraba olduk heriflerle. Dinliyorum. Sana Stalin'in tavuğunu anlatayım mı binbaşı? Kulaksız. Sen misin la o? Vay. Bugünlerde bu fıkra pek revaçtadır ha. Stalin'in tavuğu. Anlatayım. İstersen Deli Mevlid. Anlat lan anlat. Neymiş bakalım o şerefsizin tavuğu? Derler ki toprağı bol olsun Stalin kardeşim. Tavuğun tüylerini tek tek canlı canlı böyle yolmuş. Ortaya koyvermiş sonra da. Tavuk ne yapmış? Soğuğa çıkamıyor. Kümese gidemiyor. Bir tarafa da tüneyemiyor. Neden? Çünkü tüysüz tüysüz. Ya yolunmuş.
olmuş yani ha. Peki ne yapıyorsun tavuk? Tekrar Stalin'in peşinde dolanı. Stalin kardeşim da yemleri teker teker bu tüysüz tavuğa verir. Ondan sonra da Stalin kardeşimin peşinden hiç ayrılma ha. Anladın? Deli Mevlid. Ulan kulaksız. Sen şimdi bu tavuğu mu kıskanıyorsun, bana mı öyle geliyor? Seni yaramaz deli Mevlid seni. Ya Fıkra'nın ana fikri şu ha. Eğer halkı yöneteceksen tüylerini canlı canlı alacaksın ha. Görür müsün Stalin kardeşimin yönetsel teorisindeki derinliği, he? Nasıl buldun Fıkra'mı, beğendi? Ne diyorsun yani? Netice ne? Yani o oğlanı canlı elimden alamazsın ha. Anladın? Ben senin neyin peşinde olduğunu biliyorum. Eğer o oğlanı almak istiyorsan ben sana onu pişirerek teslim ederim. E artık sen de anasına nasıl bir cevap verirsen verirsin. Yani işine gelirse tabii ha. Kulak kulaksız. Aç kulağını ki ben de sana şimdi bir tavuk fıkrası anlatayım. Anlat anlat. Bugün bataryamın keyfi yerinde, anlat. Şimdi horoza sormuşlar. Demişler ki tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Horoz dönmüş bakmış, demiş ki ya hocam ben polemiğe girmem. Ben kulaksız, ben polemiğe girmem. Baban Stalin değil, Ferişta gelse o çocuğu oradan alacağım. O çocuğu oradan alıp seni de falakaya yatıracağım. Bağırta, bağırta falakaya yatıracağım. Sen de Stalin'in kucağındaki tavuk olaydım diye dua edeceksin. Kulaksız, kulağını aç. Geliyorum lan, geliyorum, geliyorum. Kapat oğlum şunu, kapat. Osman, nasıl? Benim fıkra onun fıkraya kodu deme. Vallahi kodu komutanım. 10 numaraydı. Kulaksız çok uzaklarda olamaz komutanım. Kesin buralarda bir yerde. Tabii, şimdi beni duydu ya. Tabur geldi sanıyor inek. İndi. Bu adam kendini yem mi yapıyor komutan? Ha, bunların iç dengeleri böyledir. Ama biz bunlara yaklaşırsak çocuğu da alırız. Ya Kerkük'lü, sen şu köyleri bir kepçelesen mi acaba? Ömür telakki ederim komutan. Adam ister misin? Yok komutan, yok. Hani nasıl derler? Kartallar yalnız usta gerektir. Ey hadi, Allah yardımcın olsun. Tamam. Hadi kendinize dikkat edin. Hadi oğlum, yürüyüş düzeni. Ya komutanım, gerçekten Kerkük'le o dönem Nahçıvan'da mıydı ya? La bir sus Osman ya. Sana da bir şey söylemeye gelmiyor ha. Vallahi ben merakımdan şaşırdım yani. Biz Kerkük'lüyle eski kaşarız. Sen bize nazaran taze ezine sayılırsın oğlum. Komutanım. Heh, iyi insan lafının üstüne ararmış komutanım. Hakan Teğmen komutanım. Ay Yıldız, Ay Yıldız bir. Ay Yıldız bir. Şey... Ya telsizde şey mey diye mi konuşulur gözüm ya? Allah Allah, böyle mi öğrettiler oğlum size ya? Ay Yıldız bir. Hemen karakola dönmeniz gerek. Tekrar ediyorum, hemen karakola dönmeniz gerek. Tamam. Hayırdır lan, ne oldu? Babam mı kızdı?
Ayıldız. Kızınız... Ay Yıldız bir. Hakan ne oldu kızıma söyle. Kızıma ne oldu oğlum? Durumu çok ağırlaşmış komutanım. Hastaneye kaldırmışlar. Seher yeli bizim ele gidersen, naz yara küstüğümü söyleme, söyleme. Komutanım orada mısınız? Ne hallara düştüğümü sorarsan. Komutanım beni duyuyor musunuz? Uyar beni sorarsan, uyar beni sorarsan. Bağırma taş bastığımı söyleme, ona söyleme. Yara söyleme, söyleme. Ay Yıldız. Ay Yıldız bir dinleme de. Osman komutana söyle uçak bileti alındı. Yara söyleme. Anlaşıldı Ay Yıldız. Arkamadır çocuklar görmez. Komutanım, uçak bileti ayarlanmış. Eğer acele edersek sizi yetiştirebiliriz. Aralar başlı taraf uzardayım. Mansur gibi çekilmişim dardayım, dardayım. 7 yaşındaydı lan. 7 yaşında. Gezer dolaşırım da bilmem neredeyim, 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 neredeyim. Kalbi deli. Deli deliden geçtiğimi söyleme, ona söyleme, söyleme, söyleme. Deli deliden geçtiğini söyleme, buna söyleme. Top oynamak istiyorum dedi lan. Baba top oynamak istiyorum dedi ya. Ne söyleyebilirdim ki? Böyle bir şey... Nasıl? Nasıl söylenir? Belki bir gün çıkar gelir diyorlar. Yedi yıl oldu. 7 yıldır kaç kere gördüm dostum? Kaç kere elini tuttum? Kaç kere öptüm? Kaç kere beraber yürüdüm? Seven sevdiğini bulur diyorlar, 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 bulur diyorlar. Oy seherim. Umudumu kestiğimi söyleme. Komutanım. Ona söyleme. Söyleme, uçağınız hazır. Söyleme.
Umudumu kestiğimi yara söyle. Çocukların yanına dönüyoruz. Yara söyleme. Ay Yıldız 1, Ay Yıldız 2 tamam. Ay Yıldız 2, Ay Yıldız 1 dinlemedi tamam. Burayı haşerat basmıştır Ay Yıldız 1. Ortalık sıcak mı sıcak? Ay Yıldız 2, konumunuz nedir? İkinci noktadayım. Tekrar ediyorum. İkinci noktadayım, tamam. Komutanım, Kerkük'lüğü çağırayım mı? Komutanım, emriniz nedir? İki numaralı noktaya gidiyoruz. Herkes hazırlığını yapsın. Komutanım, uçağınız. Başlatma lan uçağından. Benim adım Cehennem Binbaşı ulan. Ben askerimi bırakmam. Kellemi bırakırım, askerimi bırakmam. Yürüyün. Beyler, komutanı duydunuz. Ya bugünlerde bir tavuk dur gidi ya git. Ne var? Al bakayım oğlum ye ye. Binbaşıya verdiğim tavuk örneği nasıl daha git? Mağazam da hele de gir. Ha? Ya, yani kimin aklına gelirdi Stalin'in bir tavuğunun olacağı? Çok iyi işte Neval gerçekten. Ne oluyor? Siz ikiniz bu taraftan. Hadi sen benimle gel. Bu gelenler korucu mu oğlum? Bilmiyorum ama. Hayır yani tabur böyle gelmez. Yani bunlar olsa olsa. Asayi Miro. Asayi. Temiz komutanım. Temiz komutanım. Komutanım, temiz. Tavuk fıkrası hala komik geliyor mu lan? İşbirliği yaparım. Bilirsen ben kara kutuyum ha. Açacağım senin kutunu. Tavuk işi hala komik mi dedim lan? Ne gelir? Stalin ha? Tavuk ha? Şehidin kardeşi nerede ulan? Bilmiyorum. Bana göstermediler. Hakikat bilmiyorum ha. Nerede dedim lan? Ya bilmiyorum ha. Çıkar la pabuçlarını. Ya yapma. Çıkar lan! Hazır mı lan Stalin'in tavuğu? Yapma Mevlüt Binbaşı. Abi, adam içtimada falaka falan deyince ben öylesine söylüyor zannettim. Gerçekten yapıyor.
Bence bu adam hiçbir şey öylesine söylemiyor abi. Çocuğuna gitmedi ya. Gördünüz mü? Susun lan. Kalkıyor. Söyle ulan şerefsiz. Şehidin kardeşi nerede? Bak, seninle bir anlaşma yapabiliriz ama Emrit Bey Başı. Yok. Anlaşma yok. Anlaşma yok. Talaka var. Talaka var. Binbaşı vurma! Kurban ol orayı vurma! Ula ula ula! Binbaşı! Ula canım! Vurma! Vurma ula! Ula ula ula! Vurma! Kurban olayı vurma! O söz verdi bana. Binbaşı bak o söz verdi bana ha. Uzman. Uzman söyle ona. Komutanım. Kızım öldü Osman. Seher öldü. Komutanım. Hastanede dediler. Allah'tan. Bana söylemediler ama ben biliyorum. Seher öldü. Onu bir daha göremeyeceğim. Yanında olamadım. Bundan 20 yıl önceydi Osman. Nöbetimi devredip uyumaya gittim. Uyandığımda 9 askerimi kesilmiş olarak bulunduğunu öğrendim. O çocuklar bir daha hiç uyanmadılar. Ben de o günden sonra hiç uyumadım. Hiç uyumadım Osman. Pusu attığımız o tepeye Kesik Tepe adını verdiler. Ben o gün bugün hiç uyumadım. Kızımla bile bir kere bile uyumadım Osman. Şimdi sen bu şerefsizi vurma mı diyorsun? Şimdi sen bu şerefsizi bana vurma mı diyorsun Osman? Ha? Komutanım. Emir sizin. Ama biz bir söz verdik. Ve biz söz verdiğimizde tutarız komutanım. Beyler, gidiyoruz.
ben... çok üzgünüm. Evlen Teğmen'im. Evlen. Uçakta var bataryası. Ben gidiyorum. Kendine iyi bak ha. Allah yardımcınız olsun komutan. Yine dağdaydık be. Şerefti komutan. Büyük şeref. İndirdik ulan çocuğu. Getirdik ulan eve. Hı? Eyvallah komutanım. Baba bugün... Hoşça kal asker. Sağ ol. Yeşil boyandı. Kim ya? Kim uyandı? Gözlerim ağam, kalbime ateş düştü. İçinde yar dayandı. Gözlerim ağam, taş sensin, septigim suda yandı. Vatan sağ olsun kızım. Vatan sağ olsun Seher. Babanı affet kızım. Babanı affet sen. Aman aman, 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 aman elinden. Gel otur o güzel.